Biz de Beşiktaş'ın kampındayız ve öyle bir isim var ki yanımda, açıkçası şöyle aktarmak istiyorum sizlere. Belli insanlar vardır, kulüpleriyle, takımlarıyla özdeşleşmişlerdir. Ve o özellikleri de yüzlerine yansır, niyetleri yüzlerine yansır. O kadar özel bir insan Raşit Gezal. Çok teşekkür ediyoruz. Her zaman kendisinden ne istesek her zaman kabul etmiş bir isimdir. Çok teşekkürler. Onunla birlikteyiz. Güzel bir röportaj olacak diye düşünüyorum kendisiyle. Hoş geldin. Thank you, thank you. It's always a pleasure for me to share this moment with you. Burada bu anı sizlerle paylaşmak benim için de çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Ligde belli bir dönem geride kaldı ve aslında bakacak olursak geçtiğimiz yılki Beşiktaş'la bu yılki Beşiktaş arasında konum olarak fark var. Zaman zaman işler iyi gitmedi. Raşit Gezal'a göre bu dönem nasıl geçti? This is what happened in football. Sometimes last season was amazing because we won everything. We did great things. We was also this part of luck we missed maybe this season. But this season now we have one and a half season to come back as higher we can do. And we will give our best to reach our aim. Futbolda olan şeyler bunlar açıkçası. Geçen sene çok harika bir sezondu. Kazanabileceğimiz her şeyi kazandık. Bazen işler bu şekilde oluyor. Ama bu sezon maalesef bu bahsettiğimiz şeyler gerçekleşmedi. Henüz bu sezon geçen sezonki gibi olmadı. Biz hedeflerimize ulaşabilmek için bu sezonda elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Şimdi tabii bu sezondan bir istatistik de var ki çoğu maç sonu yaptığımız röportajda da Can, sen de bizlerleydin Raş'te. Birçok kez sorduk bunu. Maçta gerçekten iyi performans gösterdin dedik ama 23 haftada 36 kilit pas ve maç başına ortalama 1.90'lık bir ortalama. Süper Lig'de en fazla kilit pas atan isim Raşit Gezal. Ne der bu istatistik için? No, it's good for me. This kind of statistic should I work for the team during the game. I try to help to create something during the game. But unfortunately, this season we have a little bit less finishing in front of the goal. Last season was, like I said, amazing. Everybody scored. Larin and Aboubakar did great season with so many goals. This season we have a little bit more difficulty, all offensive player. But this statistic, it's good for me, for my confidence, because also for me last season I was really good about statistic, and this season I'm more in difficulty. So this statistic show me to continue in this way, to keep pushing, to keep improve for help the team. Benim için güzel bir şey tabii ki bu istatistik. Takım için çalışıyorum. Maç boyunca takım için bir şeyler üretmeye çalışıyorum. Bu sezon maalesef geçen sezona kıyasla biraz daha az gol atıyoruz. Geçen sezon herkes gol atıyordu. Özellikle Larin'in ve Aboubakar'ın geçen sene gol katkıları çok fazlaydı. Bu sezon özellikle hücum anlamında birazcık bizim için zor geçiyor, ofansif anlamda diyebilirim. Ama bu rakamlar, bu istatistikler bana özgüven veriyor gerçekten. İyi yolda olduğumu gösteriyor ve takım için bu yolda devam etmem gerektiğini gösteriyor kendi adıma. Geçtiğimiz sezonki maçları hatırlıyorum. Top kanatlarda Gezal'a geldiğinde o top öyle bir gidiyordu ki orta noktaya ve gol oluyordu. Yani hücum hattı belki de daha üretkendi. Şimdi bu sezon baktığımızda geride kalan maçlarda Raşit Gezal toplam 129 orta yapmış. Ama Beşiktaş'ın gol sayısı geçen sezonki gibi değil. Neden? I don't know really. Like I said, this season we have difficulty to find each other offensively. To also, I think the opponent are stronger and maybe know me more than last season. So they try to block me when I come inside with my left foot. But like I said, we should keep continue, try to find other way maybe,
Keep pushing, keep working to try to score more goals, to concede more less goal also than last season, and it's the only way we can do. Bilmiyorum açıkçası, dediğim gibi bu sezon birazcık ofansif anlamda zorluklar yaşıyoruz. Rakipler biraz daha geçen seneye göre daha güçlü diyebilirim. Bizi, beni daha iyi tanıyorlar diyebilirim. Daha fazla marke ediyorlar bizi. Bu da olabilir. Ben topla özellikle içeriye doğru kat ettiğim zaman, sol ayağımı aldığımda daha iyi markaj altında olduğumu hissediyorum zaman zaman. Belki de başka yollar denememiz lazım. Daha çok çalışmamız lazım. Daha fazla gol atıp daha az gol yememiz lazım. Samimiyetle soracağım o zaman. Beşiktaş'ın bir üretkenlik problemi var mı? Production, lack of production on the final third. Do we have some lack of production, creativity in the final third? Yeah, this is what we should work in training every day. Last 30 meters are, for me, last 30 meters offensively and defensively are the key part of the game, and we should be stronger defensively, and we should be like a killer offensively. So like I said, we need to improve more, to find more each other, to move more, to run more, and to work in training, this ability to finish about finishing, because this season too many times we didn't kill the game when we should do, and we lose, I think, so many points because of this. Üzerinde her gün daha çok çalışmamız gereken bir konu bu. Üçüncü bölgede daha iyi olmamız lazım. Daha bitirici olmamız lazım belki de. Daha fazla koşup daha fazla hareketli olmamız lazım. İdmanlarda da üzerine çalışıyoruz. Çalışmamız da gerekiyor tabii ki bitiricilik anlamında. Bu sezon çoğu sefer belki de erkenden bitirebileceğimiz maçlarda erkenden bitiremediğimiz için puan kayıpları yaşadık. Bu bir gerçek. Şimdi malum transfer dönemi açık. Ve şunu sormak istiyorum. Bu soru tabii ki kendisiyle alakalı değil. Kendisi Beşiktaşlı. Beşiktaşlı Raşit Gezal olarak tanıyoruz. Fakat Buffett'in bir Gomez'e geçtiğimiz günlerde bir yorum yazdı. Gördük. Ve Beşiktaş için kült bir slogan o. Come to Beşiktaş. Birçok dünya yıldızı da o sloganla Beşiktaş'a adım atmıştı geçtiğimiz yıllarda. Ne der? I don't know. No, we have good relation with Gomez. It's like my big brother. When I play in Lyon, I was young and he helped me a lot. And we are so close now. And he always take care of me. And he always ask me about my career and something like this. So when I was in Instagram, he's free and he did so many good things in Saudi. At the beginning, it was for joke, and I say come to Beşiktaş because I know all the fan, all Beşiktaş fan do this on social media. But me, I can say nothing. You should ask this to the president or to the board. Bilmiyorum tabii ki, iyi bir arkadaş, benim için bir abi gibi. Lyon'da oynadığımız dönemlerde ben gençken o bana çok yardım etti. Gerçekten çok yakındık, hala da yakınız. Benimle çok ilgilendi. Kariyerimle ilgili hep bana sorular sordu, hep beni iyi yönlendirdi. Instagram'da da paylaşımını gördüm. Suudi Arabistan'da iyi şeyler yaptı gerçekten. Ben de taraftarın sevdiği bu sloganı yazmış bulundum ama tabii ki bu sorunun cevabını ben değil, bunu başkanla o taraflara sormak lazım. Bir dakika, aklıma şu geldi şimdi. Joseph de Souza ile Alex Teixeira'nın da böyle bir ilişkileri olmuştu. Bir benzerlik mi var acaba işin altında? Çünkü bu sezon başı o şekilde bir konu geçmişti. Yeah, I know Alex and Joseph are really close, but me, I don't want to introduce myself about windows, you know, gap of the club. Me, I have a lot of respect for Gomez because, like I said, it's like my big brother, and I really don't know what his intention now. He's finished with his club in Saudi, so I can say nothing. Bir gün birlikte oynamak isterim diyor mu? Peki onu da ekleyelim, ondan sonra lütfen çevirelim. Would you like to play together with him one day again? Of course,
Of course, because he's a big player, he's a really good striker, and when I start my career in Lyon, he, like I said, he helped me a lot, and we have really good feeling together on the pitch. So of course, one day I like to play with him again. İlk sorunun cevabını söyleyeyim. Alex ile Josef'in arasındaki yakın ilişkiyi biliyorum tabii ki ama bu konulara aslında benim girmem çok doğru olmaz. Kendisine dediğim gibi çok saygı duyuyorum, benim için bir abi niteliğinde. Ne yapar, geleceğiyle ilgili nasıl bir karar verir bilmiyorum. Diğer konuyla alakalı olarak da tabii ki büyük bir futbolcu. Ben Lyon'dayken bahsettiğim gibi bana çok yardımcı oldu. Beraber sahada olduğumuz dönemlerde ben kendimi iyi hissediyordum gerçekten. Bir gün tekrar denk gelirse isterim beraber oynamayı. Aklıma İzmir'de yaptığımız röportaj geldi. Beşiktaş şampiyon olduktan sonra otel bahçesinde. Orada aslında sorduğumuz soru şuydu kendisine. Beşiktaş'a devam edecek misin demiştim. Ve açıkçası bir Beşiktaş muhabiri olarak ben Raşit Gezal'dan gerçekten Beşiktaş formasını giymeyi çok istediğini orada hissetmiştim. Ve o burada. Fakat sezon öncesi birçok hikaye yaşandı. Kendisinden dinleyebilir miyiz? Bu kararı nasıl aldı? Tekrar nasıl Beşiktaş'ta buluştu? Kısaca anlatabilir mi tekrar? Yeah, but my side was really clear about this since end of last season. I said to all the board, to president, I want to continue with Beşiktaş because I won everything last season. I was really good, and Beşiktaş helped me to refund my best level. Helped me a lot. Like I said, I feel like a really family here. So after doing Mercato, lot of team talk, and this is football, lot of negotiation. But me, I was relaxed. I was relaxed about this Mercato. I was sure to I will continue with Beşiktaş, and today I'm really happy to be here, even if this isn't. It's a little bit difficult, but I'm still happy to be here. I have no regrets about this, and I feel really good, and I hope I will stay for a long time. Benim tarafımdan aslında konu çok netti. Sezon bittikten sonra devam etme konusuyla ilgili hissiyatım ben yönetimle de paylaşmıştım. Burada kazanabileceğimiz her şeyi kazandık. En iyi seviyeye çıkmama Beşiktaş benim yardımcı oldu. Burada bir aile gibi bir atmosferimiz vardı, bir aile gibi hissediyordum gerçekten. Transfer döneminde birçok kulüple adım geçmiştir, ilgi gösterilmiştir. Futbolda var, bunlar oluyor tabii ki ama ben rahattım burada kalma konusunda. Son derece rahattım. Mutluyum bunun da gerçekleştiğinden dolayı. Zor bir sezon geçiyoruz belki ama burada olmaktan dolayı mutluyum ve asla pişman değilim. Umarım uzun sürede burada kalırım. Şimdi belli oyuncular kulüplerde kült olurlar ve çok uzun süre forma giyerler. Aslında röportajın başında da bahsettiğim konuya geliyoruz. İstanbul'da mutlu olduğunu biliyorum kendisinin. Ailesinin de mutlu olduğunu biliyorum. Beşiktaş'ta nasıl bir kariyer görüyor kendisi için? Nereye gidecek bu yolculuk? I don't know, it's difficult to say, but for the moment I feel really good here. I try to give my best to help the team, because maybe me, I would like to stay in the future, but maybe it's the club who don't want to keep me. So Beşiktaş, it's a big club in Turkey, so it's not enough to want to stay here. You should improve every day on the pitch to help the team, to help the club to win title. So I try, I work every day to do this thing, and if I'm good on the pitch, I want to stay here. I'm good. Bilmiyorum tabii ki, cevap vermesi zor bir soru. Ben şu anda kendimi iyi hissediyorum. Elimden geleni yapıyorum. Ben kalmak isterim tabii ki ama sadece benim kalmayı istemem yetmez. Beşiktaş çok büyük bu kulüp. Sadece bir futbolcunun kalmayı istemesiyle olmaz bu. Burada kendinizi sürekli geliştirmeniz gerekir, zaferler kazanmanız gerekir. Ben tabii ki kalmak isterim. Kendimi iyi tuttukça, iyi oldukça da kalmaya devam edeceğim umarım. İstanbul'a yerleşmeyi düşünür mü? Are you planning to live in Istanbul? Maybe. I talked so many times with my wife. Because we are really good in Istanbul. It's Muslim country. You have really good lifestyle. My kids are so happy in the school with friends. So me, I really
in love of Istanbul, so I can see, I can live no with no problem here. Belki de olabilir tabii, eşimle de ailemle de bazen bu konuyu konuşuyoruz. İstanbul, Türkiye, Müslüman bir ülke, Müslüman bir şehirde yaşıyoruz tabii ki. Çocuklarım da burada olmaktan dolayı çok mutlular. İstanbul'a yaşayayım, neden olmasın, yaşayabilirim tabii ki. İstanbul'da yaşarken artık tabii ki bizden biri de olmaya başladı. Özellikle mesela Türkçe şarkılar dinliyor mu, neler dinliyor, biraz bahseder mi? Biraz da işin magazinler yönünden konuşalım. Not really, but I, doing warm up in our stadium, it have one Beşiktaş song. I love it. I cannot singing, but I don't know which one is it. But I really like him. And also, I will start very very soon Turkish Sherry, because I know they have a lot of big and famous Turkish Sherry. Also in Algeria, all the people watch Turkish Sherry. I was talking about this with some guy on the club. But very soon I will start to watch it. Çok fazla değil aslında, çok fazla dinlemiyorum ama statta özellikle maç öncesi ısınmada çalan bazı şarkılar var. Çok sevdiğim şarkılar var. Tam isimlerini bilmesem de hoşuma gidiyor gerçekten. Melodisini isteyeceğim. I will request you to just sing the melody if it's possible. Okay. Türkçe diziler izlemeye başlayacağım bu arada. Cezayir'de çok ünlü Türk dizileri var. Onları en yakın zamanda izlemeye başlayabilirim. Şimdi melodisini isteyeyim o zaman. Hangi müzikti o? Sadece melodi söylesin diye demiyorum like, yani. Yeah, it's like I like this song. When I do my warm up, I always move a little bit on this song. Isınmada bu şarkıyı duyduğumda beni biraz hareketlendiriyor. Kıpır kıpır oluyorum gerçekten. Şu an röportajı yaparken karşımda Cihangir Göktuğ'un var. Kendisine buradan bir mesaj olsun o zaman Cihangir Göktuğ'una. Raşit Gezal'ın performansının daha yükseğe çıkmasını istiyorsanız Hakan Peker Ateşini yolla, bana daha fazla çalmalısınız. Thank you. Şimdi tabii ki şöyle bir durum da var. İşte yine İzmir'deki röportaj aklıma geliyor. Orada bir de yanımızda Rozya vardı. O yolculukları devam ediyor. Arkada Rozya, önde Gezal. İyi bir ilişkileri var. Sahaya da yansıyor. Neler söyle bu partnerlikle alakalı? It's really good to found this relation with your white back and for him with his winger. I think he pushed me to be better, and I push him to be better when we play together. We have this relation, and we found each other on the pitch. We talk a lot, and we speak the same language, so it's even more easier to play together. And yeah, I like to play with this kind of right back who are fast and dribble, and he come higher, he give support to me, and I try to help him defensively when he need be. So I think we have this good relation because we are complementary, you know. Güzel bir şey tabii ki bir bekle kanat oyuncusunun böyle bir ilişkisinin, böyle bir uyumunun olması. O beni, Rozier beni gerçekten daha iyi yapıyor. Ben de onu daha iyi yaptığımı düşünüyorum açıkçası. Birbirimizi bulduk, aynı dili konuşuyoruz. Birbirimize bu sayede daha fazla yardım ediyoruz, daha da yardımcı olabiliyoruz. Ben Rozier tarzı beklerle oynamayı aslında severim. Hızlı, dribling özelliği olan, öne çıkan bekler beni daha iyi yapar. Benim oyunumu daha da iyileştirir. Ben de ona tabii ki savunma anlamında elimden gelen desteği yapmaya çalışıyorum. Birbirimize gerçekten iyi şekilde yardımcı oluyoruz. Şunu sorayım. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde belki çok farklı hayalleri vardı Beşiktaş'ın. Fakat işler istenildiği gibi gitmedi. Yıllar önce Olimpik Lyon forması giyerken Beşiktaş'a karşı forma giydiğinde seviye çok farklı bir noktadaydı. Fakat bu yıl içinde olduğu takım istenilen seviyede değildi belki. Ne oldu Şampiyonlar Ligi'nde? Oh, I don't know what happened. Last season was amazing, like I said. This season it's more difficult. Also
because I think the other team in Turkey are now getting better than better. So it's like we can see now Galatasaray, Fenerbahce are in difficulty also. And I think, yeah, if I compare with last season, like I said, we conceded more goals, we scored less goals, and also we are on the set pieces. Last season we was really good. This season we have more difficulty, and yeah, we play Champions League. We have a lot of games this season also. So everything, it's not an excuse, but it's difficult to play a lot of game, and but this is football. We the only thing we can do is keep working and give all our best on the pitch for the club, for the fan to respect all this thing. Bilmiyorum, geçen sene gerçekten harikaydı, dediğim gibi bu sene daha zor geçiyor, daha zor oldu. Özellikle ligimizdeki takımlarda daha zorlayıcı bu sene zaten. Bizimle beraber Galatasaray ve Fenerbahçe'nin durumundan da anlaşılabilir. Bu sene bir düşüş yaşıyoruz. Geçen seneye kıyasla biraz daha az atıp biraz daha çok yiyoruz. Geçen sene duran toplarda biraz daha etkiledik. Bu sene aynı etkiyi sürdüremiyoruz. Bu sene Şampiyonlar Ligi'nin de olmasından dolayı ilk yarı itibariyle özellikle çok fazla maç oynadık. Bu bir bahane değil ama üst üste maç oynamak gerçekten zor, kolay değil. Ama neticesinde bu futbol, yapacak bir şey yok. Daha çok çalışıp sahada elimizden geleni camiamız ve taraftarlar için yapmamız gerekiyor. Yapmaya devam edeceğiz. Bir ayrılık da yaşandı Beşiktaş'ta. Sergen Yalçın. Sergen Hoca için neler söyler Raşit Gezal? Çok iyi giden bir seri, ardından ayrılan bir tablo. Ayrılan bir ilişki diyelim. Yorumunu merak ediyorum. Yeah, we live something amazing last season with Sergen Hoca, with Murat Hoca, and all his staff. We won everything, so the expectation of this season was really high. And unfortunately, the thing happened not so good for us this season. We start with difficulty. We play a lot of big game, and unfortunately, we cannot find get out this difficult moment together. So the club, and like I said before, Beşiktaş is a big club in Turkey. We should get result. So that's why we they support with the club. But now we are just player. We should do better on the pitch. And now with the new coach, so we should help him, because also for him is new adventure for him. So we should do all our best for him. Geçen sene harika şeyler yaşadık. Sergen Hoca, Murat Hoca ve tüm ekibiyle, gerçekten hepsiyle beraber çok güzel şeyler yaşadık. Bu sene beklenti tabii ki doğal olarak yüksek oldu ama maalesef işler hiçbirimizin istediği gibi gitmedi, iyi gitmedi. Zorluklar yaşadık, ritmimizi bulamadık ve bu zorluklardan maalesef bir türlü çıkamadık. Dediğim gibi az önce de bahsettim, Beşiktaş büyük bir kulüp, sonuçlar gelmeyince maalesef böyle şeyler futbolda yaşanıyor. Bizler sadece futbolcuyuz, bizler daha iyisini yapmalıyız, bizim yapmamız gereken bu. Şu anda yeni bir hocamız var. Ona da biz yardımcı olmalıyız, ona da yardım etmemiz gerekiyor tabii. O da yeni bir maceraya atıldı sonuç itibariyle. Hepimiz %100'ümüzü vermeliyiz. Sergen Yalçın'ın takıma kattığı en büyük detay neydi? I think it's, for me especially, it's about confidence he gives to the player to feel free on the pitch. Don't feel pressure about the club, about the difficult moment, about a difficult game. He just give us this experience also, because he was a great player. So he give us this confidence to play totally free on the pitch, to give our best. And also last season, close to the end, was a difficult moment because Galatasaray come back closer and closer. But he never show stress or something like this to the team, and this I think helped us a lot to win the title last season.
Bence özgüven konusu, kesinlikle bunu söyleyebilirim. Futbolcular olarak bizlere verdiği o serbestlik, özgürlük duygusu, baskıyı hissetmeme duygusu bize çok yardımcı oldu. Ayrıca kendisi de çok büyük bir futbolcu olduğu için bize bu tecrübelerini de aktardı. Kulüp için elimizden geleni yapma duygusunu bize çok iyi aşıladı. Geçen sene sonlara doğru özellikle çok birazcık işler zorlaşmaya başlamıştı. Çünkü Galatasaray puan olarak gittikçe bize yaklaşıyordu ama asla bir stres yaşamadık. Onun sayesinde o bize o stresi yaşatmadı, bize yansıtmadı. Bu sayede de belki de şampiyonluğu yaşadık. Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrasında Beşiktaş'ta yeni bir dönem başladı. Avrupa'da bu tip yapılanmaları aslında gözlemliyoruz. Özellikle Hollanda'da ve Almanya'da. Altyapı organizasyonundan gelen hocalar ardından A takım teknik direktörü olarak görev yapıyorlar. Beşiktaş da aslında benzer bir döneme girdi. İlk olarak Önder Hoca geçici bir süreyle göreve başlamıştı, Önder Karaveli. Fakat ardından görev kesinleşti ve takımın hocası oldu. Bu değişim için Raşit Gezal'ın yorumlarını merak ediyorum. I can't say about this happened so many times in my career. The coach change, the player change, but we should do you should do your job, you should work hard to like I said, to win the game, to try to bring the club as higher you can do. And yeah, you have now new coach, something changed, he have different idea about training, about work, he tries something different sometimes in training. So I think we needed this kind of change to switch this bad moment for us. And now it's a little bit better, but we can do better again. And like I said, we have now only second part of the season to give all our best. Benim de kariyerimde çok fazla yaşadığım değişiklikler bunlar aslında. Hocalar gider, futbolcular gider. Ama bizler tabii ki her zaman elimizden geleni yapmalıyız, çok fazla çalışmalıyız. Futbolda bunlar olan şeyler. Bizlerin yapması gereken şey kulübe başarılar kazandırmak. Şu anda da yeni bir hocamız var, tabii ki bir değişim yaşandı. Onun da farklı fikirleri var. İdmanlarda farklı şeyler deniyor. Kötü gidişatın üstüne bu değişikliği yaşadık. Belki biraz toparlanmış gibi duruyoruz şu anda. Daha da iyi yapabiliriz, daha iyi olabiliriz tabii ki. Daha iyisini yapabilmek için de önümüzde uzun bir ikinci yarı var, zamanımız var. Neler katıyor Önder Karabeli takıma? İletişimi nasıl onlarla? Anlatabilir miyiz? Yeah, no. The communication is really good between the player and him and all his staff. He tried to to give back this confidence we lose a little bit after this difficult moment. He talked a lot. He also asked us a lot because he's new for him also. So he always tried to have a feedback about what we do on training. So this is good for us, for him also, to push each other to going on the good way. And after all, coach need also time to give his idea about football, about tactic, about everything. But the communication is good and the work is good. İletişimimiz iyi tabii ki. Biz futbolcular olarak hocayla ve hocamızın ekibiyle iletişimimiz gayet yerinde. Kötü gidişattan sonra kaybettiğimiz özgüvenimizi geri kazanmamız için bize çok yardımcı oluyor. Sürekli konuşuyoruz. Bize sorular soruyor. Bizden hep geri bildirim almak istiyor. Bizim için gerçekten iletişim anlamında iyi olduğumuzu söyleyebilirim. Birbirimizi daha iyileştirmek, daha iyi yapmak için gerçekten iyi çalışıyoruz. Her hocanın kendi taktiksel anlayışını takıma monte etmesi için birazcık zamana ihtiyacı olabilir. Onun haricinde iletişimimiz tabii ki iyi gidiyor hocamızla şu anda. Konya maçı ardından bir hastalık yaşadı. Aslında çoğu kişi yaşadı. Onlardan bir tane, Covid'den bahsediyorum tabii. Ki ben de o dönemde aynı hastalığı yaşadım. Aslında birçok kişi aynı dönemde yaşadı. Ve şunu sormak istiyorum. Geçmiş olsun bu arada tekrar. Covid'den ziyade biz Raşit Gezal'ın çok fazla sakatlandığını veya kötü haberini görmedik. Ne mutlu. Kendisine çok iyi bakıyor.
Ne söyler bununla alakalı? Gerçekten birçok oyuncunun sakatlığı konuşulurken Raşit Gezal sakatlığı konuşulduğunu ben hatırlamıyorum bile. No, I was good, thanks God. No big problem for me. After this period, it's always difficult to come back on the best level quickly. So I needed time also to come back, because it's true, it's a little bit difficult to come back physically about this. But today I'm okay, I'm good. Çok şükür iyiyim, iyi bakıyorum kendime. Tabii ki bu korona sürecinden sonra fiziksel anlamda bilhassa geriye %100 olarak dönebilmek zor oluyor. Zaman gerekiyor ama şu anda çok şükür fiziksel anlamda kendimi iyi, yeterli hissediyorum. Şimdi önümüzde tabii ki Sporto Süper Lig maçları var. Meşiktaş bu kamptan sonra bir patlama yapabilir mi? Ne görüyor, ne hissediyor en azından onu sonra? Hı? I really hope today everybody work hard to win a lot of game weekend, all the game we can do for second part of the season. We already won one title, one trophy this season, so this give us a lot of confidence to the rest of the season. We are still in competition for the cup. And on the league, we know it's difficult because Trabzon have a lot of points in advance. The only thing we can do is take game one by one and try to win all of them to finish as high as we can do. Umarım tabii ki hepimiz bunu yapmayı çok istiyoruz. Önümüzdeki maçları en iyi şekilde bitirmek için, kazanmak için çok fazla çalışıyoruz. Bu sene özellikle bir kupa kazandık. Bu bize sezonun geri kalan kısmı için büyük bir özgüven veriyor. Başka bir hedef daha var önümüzde. Türkiye Kupası var. Onu da bir hedef olarak görürüz. Ligde işimiz kolay değil. Onun farkındayız. Trabzon'un büyük bir puan avantajı var şu anda. Maç maç düşünüp elimizden geldiği kadar fazla puanı alıp ligi bitirebileceğimiz en üst seviyelerde bitirmeyi hedefliyoruz. Bu sezon geride kalan maçlarda en çok zorlandıkları karşılaşma, maç hangi maçtı? The most difficult match this season for me, derby game, it's always difficult, but also the best to play. Playing Alanya, it's always difficult also. Konyaspor this season, so really strong defensively. But I think second part of the season, we should do better and we will do better. Bence derbi maçlar hep zor olur tabii ki derbi maçlar, ama oynaması da aynı zamanda en güzel maçlardır. Alanya maçı mesela, Alanya maçları zor olur. Bu sezonki Konyaspor özelinde konuşuyorum. Özellikle savunma anlamında çok güçlüler. O maç zor olmuştu. Ama önümüzde dediğim gibi iyi bir ikinci yarı var. Daha iyi olacağımızı düşünüyorum ben ikinci yarıda. Geçen yıl Raşit Gezal'a sokakta gördüğü Beşiktaş taraftarı en fazla gitme burada kal diyordu. Bunu biliyorum. Bu sezon ne diyorlar? Sokakta karşılaştığı bir Beşiktaş taraftar Raşit Gezal'a gelip ne söylüyor? En çok duyduğu söz ne? Yeah, that's why also I like and I'm in love of Istanbul, because the passion of the population, it's amazing. The passion of the fan are crazy, and they're so happy to see me on the street, Beşiktaş fan, and also me. I'm so happy to give this happiness, to share this moment with them, and they are happy to, because I continue with Beşiktaş, and I'm happy also. So we share a good moment always. What they say to you? No, they tell me thank you to play in Beşiktaş, stay in Beşiktaş, and they call me, I don't know how you say in Turkey, Şiribaz or Şiribaz. Yeah, like magician. So it's, I appreciate a lot, of course, because I really feel this love about the fan, and
And for me, it's really important to feel this, to give all my best for them on the pitch. Tam da aslında belki de bu yüzden İstanbul'a aşığım, seviyorum diyebilirim. Bu insanların aşkını, sevgisini, futbola olan tutkusunu görmek, bu ilgiyi, alakayı hissetmek, onlarla bir paylaşımda, etkileşimde bulunmak benim için gerçekten çok güzel, çok teşekkür ederim. En çok duyduğum şeyler işte burada kal, burada kalmamla alakalı şeyler işte. Bana sürekli teşekkür ediyorlar, sihirbaz diyorlar Türkçe olarak. Çok müteşekkirim gerçekten hepsine. Çok iyi hissediyorum bu ilgi ve alakanın karşısında. Evet, gerçekten sihirbaz. Bir sihir yapmak istese şu an neyi değiştirir? Thank you, thank you. Yok mu yapabileceği bir şey? Yani bir sihir yapacak şimdi Raşit Gezal, bizim tanıdığımız Raşit Gezal. Ne yapardı? Şu an neyin değişmesini isterdi? Her şey için soruyorum bunu. Hayat, genel, futbol, Beşiktaş, ne dersin? Everything. I don't know. It's difficult to say. I don't know. Maybe I just come back last season about this penalty to go against Göztepe just to feel this moment again. Bilmiyorum, zor bir soru oldu ama belki geçen sene o Göztepe maçını, o attığım penaltı anına geri dönmek isterdim, o anı bir kere daha yaşayabilmek için. Şimdi yavaş yavaş artık sonuna geleceğiz röportajın ama şunu da sorayım. Takımdaki arkadaşlarından bahsetmesini rica edeceğim ama bir isim var ki gencecik bir çocuk, gencecik bir yürek, gencecik bir Beşiktaşlı, Emirhan İlkan. Farklı bir oyuncu. Ne der onun için? Raşit Gezal tecrübesiyle yorumlayabilir mi? Nasıl bir kariyeri olacak? No, he's young, he's really good. He have good mentality, he's a good player. He have a lot of ability with the ball, and he make great thing since the beginning when he played. So this is difficult for all young player. But we should do patient with him, because I saw so many times a lot of good young player start really good, but after we put them too much pressure, and after it's not good for them. So we should leave him grown, like how I say, easier, to give him time to getting better and better. He have good mentality and he's a good player. So I really hope he will have a great career in Beşiktaş. Çok genç, iyi bir mentaliteye sahip, gerçekten iyi bir oyuncu. Topla ilişkileri iyi, çok yetenekli. Aslında genç futbolcular için bir anda oynamaya başlamak kolay değildir, zordur. Sabırlı olmamız lazım kendisiyle alakalı olarak. Ben böyle örnekleri çok gördüm. İyi başlayan bir kariyer, bir genç futbolcu için bir anda her şeyin iyi başladı ama daha sonrasında biraz baskıyla, daha sonrasında iyiye gitmeyen örnekleri ben çok fazla gördüm. Birazcık kendisini rahat bırakmamız lazım bence. Biraz ona zaman tanımamız lazım. İyi bir futbolcu, umarım Beşiktaş'ta da güzel bir kariyeri olacaktır. Ceza milli takımı da sormak istiyorum. Kamerun'la maçı var önümüzdeki süreç içinde. Ne der Cezayir milli takımın durumu için? Çünkü bir Dünya Kupası yolculuğu var. Yeah, yeah, of course. It's one of my biggest aim on my career. It's to play a World Cup with my country. And this is the best way to do it. It's this difficult game against Cameroon in playoff. It's one of the biggest team in Africa, so it will be a really tough game for us, but I really hope we will win and qualify our country to the World Cup, and I really hope I will go to play this World Cup with my team. Benim de gerçekten en büyük hedeflerimden bir tanesi Dünya Kupası oynamak. Kamerun Afrika'nın en büyük, en güçlü takımlarından bir tanesi. Zor olacak tabii ki ama umarım biz bu zorlu maçlardan başarıyla çıkarız. Dünya Kupası'na katılırız. Ben de takımla beraber olurum tabii ki Dünya Kupası'nda. Bunu da umuyorum. Aklıma şu geldi, onu sormadan geçemeyeceğim. Geçen sene çok Abubakar'a gol attırmıştı ama bu kez Abubakar karşıda olacak. Bizim aracılığımızla bir mesaj olur mu? Ben sana Abubakar'a Cezayir forması giyecek olan Raşit Gezal'dan Kamerun forması giyecek. Ben sana Abubakar'a gelsin bu mesaj.
Yeah, I want to say to Abu, please Abu, okay, now you are playing Africa Cup. I hope you win this Africa Cup for your country, but please, during playoff, go easy and don't score against Algeria. Abu, tamam şu anda çok iyi gidiyorsunuz. Evet, Afrika Kupası oynuyorsunuz. Umarım bu kupayı da kazanırsınız ama playoff'ta lütfen sakin ol ve bize karşı gol atma. Mesaj iletildi. Ben sen Abu Bakar'a buradan selamlarımız olsun. Son olarak tekrar söylüyorum. Gerçekten Raşit Gezal çok özel bir oyuncu. Birçok maçta kendisiyle röportajlar yapıyoruz, buluşuyoruz ve onunla gerçekten bir arada olmak çok büyük bir keyif. Her zaman samimi, her zaman iyi niyetli. Fakat Beşiktaş taraftarı da aynı bu duygulara sahiptir diye düşünüyorum ve onlara buradan bir mesaj göndermesini rica ediyorum. Kamera karşısında söz Raşit Gezal'da. To the fans, I only can say thank you to all this love, all this support who give me every day during difficult moment, during good moment. I never see this kind of feeling everywhere I played because normally the fans, when you're in difficult moment, sometimes they don't support you every time, but here in Beşiktaş they always support me, always give me this love, and like that's why I feel like my home and like in my family in Beşiktaş. So thank you for this. Ben teşekkür ediyorum taraftarlarımıza bana gösterdikleri sevgiden ve destekten dolayı ve bunu her gün yapmalarından dolayı, zor anlarda da güzel anlarda da buna devam etmelerinden dolayı. Ben açıkçası böyle bir his, böyle bir şey oynadığım yerlerde çok fazla görmedim. Normalde bazen taraftarlar işler kötü gittiği zaman hep size destek olmazlar ama burada her zaman tamamıyla karşılıksız bir sevgi var, bir destek var. Belki de bu yüzden ben evimde gibi hissediyorum, ben ve ailem. Belki de bu yüzden evimizde gibi hissediyoruz. Ben hepsine çok teşekkür ediyorum buradan. Ben de teşekkür ediyorum. Özellikle Raşit Gezal'a, Beşiktaş'ın sihirbazına, Can Otay, bizlerle birlikteydin. Her zaman bizlerlesin. Sana çok teşekkür ediyorum. Bülent Ülgen ve Cihangir Göktağ'a çok teşekkür ediyorum. Her zaman destek oluyorlar Beşiktaş Medya ekibi. Çok da keyifli bir kamp organizasyonu içindeyiz. İletişim ekibine de ayrıca bir teşekkürlerimizi iletmiş olalım buradan. Raşit Gezal'a da buradan mesajı veriyorum. Antalya Spor maçı var önümüzdeki fikstürde. Flash röportajda görüşmek dileğiyle. Oh, okay. If we win, inshallah I come, but I hope we will talk about our win. Kazanırsak tabii ki inşallah gelmek isterim ve umarım da galibiyetimiz hakkında konuşuruz maçtan sonra seninle. Ben Güller Akgün, Antalya kampında kameramanımız Bein Sports'tan Aslan Can Kaba ile birlikte sizlerle buluştuk. Raşit Gezal özel röportaj konuğumuzdu. Görüşmek dileğiyle.